taşlama yapıyor, ona buna vuruyor. Kime vuruyorsun ya? Kim? Sen kimsin, ben kimim? Kime vuruyor bu insanlar? Ama onlar ne yaptığını bilmiyor. Sadece hükümetin kendi çıkarları açısından öne sürülen insanlar bunlar. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları kontak kapattı. Firmalar kendilerine yapılan saldırılar durmadıkça bu eylemlerini de sürdürecek. Ben şoförüm. Öne bir cam gelse, arabada 50 kişi var. Tamam mı? Kafama değse, gözüme gelse, arabayı devirsem 50 kişi arabanın içinde ölse ya bir şey olsa. Bunun sorumlusu kim? Orada birbirlerini vururlar, bunlar da bize vuruyor. Siz mağdur oluyorsunuz arada. Tabii ki. Diyarbakır'a yolcu taşıyan bir firma da 31 seferini iptal etti. Yolcu ve şoförlerin can ve mal güvenlikleri sağlanana kadar da seferlerini başlatmayı düşünmüyor. Burası bir sağduyuda çağda bulunmalı yani. Bence bugün Kayseri'de yapılan en büyük terör Kayseri'de, Kırşehir'de, Keskin'de yani. İstanbul Esenler Otogarı'na ulaşan bazı otobüs şoförleri saldırıların hedefi olmamak için araçların üzerindeki firma isimlerini söktü. Arabaları taşlıyorlar, arabaları yakıyorlar. O nedenle bütün yazıları söküyoruz. Burada mahsur kaldığımız için yazılarımızı sökmek zorunda kalıyoruz. Saldırıya uğrayan otobüslerden birisi de şu anda içerisinde bulunduğumuz bu otobüs. Otobüsün camları tamamen kırılmış durumda. Yine otobüs İstanbul'dan cenazeyle birlikte Muş'a doğru yola çıktı ve yol üzerinde işte bu taşlarla saldırıya uğradı. Kırıkkale'de toplanan ülkücü bir grup otobüse saldırdı. 200 tane vardı. Polis var mıydı? Var, sivil polisler de var. Peki herhangi bir müdahale oldu mu? Olmadı. Grupta sivil polisler de var yani. Var ya. Bu taşla. Ya böyle bir zinelik var mı yani? Böyle bir adaletlik var mı? Diyarbakır ve Batman'daki şehirler arası otobüs terminalleri de seferlerini bir günlük durdurma kararı aldı. Hadi yolcu olan. Mars'ta yolcuları.